Efendim, sağda gördüğünüz 6 Mayıs 1885'te dünyaya gelen Ahmet Yekta Madran. Öğretmen ve bestekar. Birçok şarkısı var. Çok meşhur olmuş bir şarkısı pek yok. Ve ilk İstiklal Marşı yarışmasına gönderdiği İstiklal Marşı denemesi var. Nihavend makamında bir İstiklal Marşı. Ondan dolayı bu program kapsamında bir iki defa adı geçmiş biridir. Şu keşke öteki fotoğrafını da koysaydım. Bir de Fessiz aynı gün aynı stüdyoda çekilmiş bir fotoğrafı daha var. Herhalde Şapka Kanunu çıktığında çektirdi. Bir Fesli çektirmiş aynı kıyafetle, bir de Fesli çıkarıp çektirmiş. Bu Feslisi son çektirdiği hatıra resmi galiba. Sağdaki de gölgede kalmış çok önemli bir bestekarımız. Hasan Fehmi Mutel. Biraz sonra seslendirilecek şarkısını dinlediğinizde siz de biraz müzikle ilgili olanları anlayabileceklerdir. Kuyumcu titizliğiyle yapılmış bir şarkı olduğunu hissedeceksiniz. Ben o şarkısını ilk dinlemiştim, icra etmiştim. Sonradan bu önemli bir bestekar galiba diye o eserden yola çıkarak başka eserlerine baktığımızda sana da tavsiye ederim İbrahim. Bütün eserleri hep böyle. Bazı bestekarların öyle, bazı çok iyi eserleri olanlar oluyor. Daha orta, biraz daha zayıf. Ama bazı bestekarların her eseri çok güzel oluyor. Hasan Fehmi Mutel de o tarz bestekarlardan biri. Kemençeci aslında. Birçok kayıtta Kemençevi Hasan Fehmi Bey diye geçer adı. Soyadı Kanun'dan sonra da Mutel soyadını almış. Onun Acem Kürdi makamında bir şarkısını icra edecek arkadaşlarımız şimdi. Pek mustaribim ey Güliter. Zahmı dilimden mısra ile başlayan şarkıyı aranamesinde çalacak mısınız? Çok güzel bir aranamesi vardır, değişik. Tamam. Kan dökülür.